Merhaba arkadaşlar. Konumuz Oğuz Karluk grubu ayırt edici özellikleri. Bu konuyu sizlere Karluk dil grubuna ait Özbek Türkçesi ile Oğuz dil grubuna ait Türkiye Türkçesini karşılaştırarak anlatacağım. Böylece Oğuz Karluk grubu ayırt edici özelliklerini de tespit etmiş olacağız. Ancak öncesinde konuya giriş amaçlı Oğuz grubu ve Karluk grubu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Hemen başlayalım. Karluk grubu Türk dillerinin bir koludur arkadaşlar. Uygur veya Çağatay grubu olarak da bilinir. Aynı zamanda bu gruba ait dillerin toplam ana dil konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır. Günümüzde Karluk grubuna ait diller Özbekçe, Yeni Uygurca, Batı Uygurca, bu Sarı Uygurca olarak da bilinir arkadaşlar. Aynı dili ve İri Türkçesidir. Oğuz grubuna geçelim. Oğuz grubu, Türki diller dil ailesinden Şaz Türkçesinin güneybatı koludur ve bu gruba ait dillerin toplam konuşan sayısı 120 milyon civarındadır. Aynı zamanda Türkçe, Azerice ve Türkmence bu gruptaki dillerin yaklaşık %95'ini oluştururlar. Elbette Oğuz grubuna ait diller yalnızca Türkçe, Azerice ve Türkmence değildir. Aynı zamanda Gagavuzca, Horasanca, Kaşkayca, Aynallı, Afşarca ve Salarca dilleri de Oğuz grubuna ait dillerdir. Şimdi Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi ayırt edici özelliklerine birlikte bir bakalım istiyorum. Birinci özelliğimiz. Türkiye Türkçesinde G sesiyle başlayan ve kökeni Türkçe olan sözcükler Özbek Türkçesinde K sesiyle başlar. Örneğin biz giriş derken Özbek Türkçesinde bu kiriş şeklinde telaffuz edilir. Biz gerek derken Özbek Türkçesinde bu kerek şeklinde telaffuz edilir. Biz gündüz derken Özbek Türkçesinde bu kündüz şeklinde telaffuz edilir. İkinci özelliğimize geçelim. Türkiye Türkçesindeki Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan C sesi Özbek Türkçesinde Ç sesiyle telaffuz edilir. Biz kucak derken Özbek Türkçesinde bu kuçak şeklinde telaffuz edilir. Biz yolcu derken bu Özbek Türkçesinde yolçu şeklinde telaffuz edilir. Şimdi üçüncü özelliğimize gelelim. Türkiye Türkçesinde eklerin ince, kalın, düz, yuvarlak şekilleri vardır. Özbek Türkçesinde ise eklerin çoğunlukla ince ve düz şekilleri, yani iğli şekilleri vardır. Kalın ve yuvarlak şekilleri yoktur. Bu durum sonucunda da büyük ve küçük ünlü uyumu bozulmuş olur. Örneğin biz yolcu diyebilirken Özbek Türkçesinde bu yolçi olarak telaffuz edilir. Biz oldu derken onlar boldi derler. Böylelikle görmüş oluyoruz ki hem büyük ünlü uyumu hem küçük ünlü uyumu ekler tek şekilde olduğu için bozuluyor. Eklerin ince ve düz şekilde olması, i sesiyle telaffuz edilmesi demektir. Özbek Türkçesinde ekler ince ve düz olduğu, yani i sesiyle karşılandığı için büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu bozulur. Dördüncü özelliğimize geçelim. Türkiye Türkçesinde ekler D ve T sesleri ile başlayabilirken, Özbek Türkçesinde eklerin yalnızca D sesiyle başlayan biçimleri vardır. Örneğin biz başta diyebilirken, Özbek Türkçesinde bu başta şeklinde telaffuz edilebilir. Biz baktım derken, Özbek Türkçesinde bu bakdim şeklinde telaffuz edilir. Beşinci özelliğimize geçelim. Arap ve Fars dilinden geçen uzun A'lar Özbek Türkçesinde yuvarlak A şeklindedir arkadaşlar. Bunu örnek olarak İslam, mükafat ve bağ kelimelerini gösterebiliriz. Altıncı özelliğimize geçelim. Türkiye Türkçesindeki V sesleri Özbek Türkçesinde B sesine dönüşmüştür. Örneğin biz varmak derken bu Özbek Türkçesinde barmak şeklindedir. Biz vermek derken Özbek Türkçesinde bu birmek şeklinde telaffuz edilir. Yedinci özelliğimize geçelim. Türkiye Türkçesindeki bazı P'ler Özbek Türkçesinde
B sesine dönüşür. Örneğin bizim paha biçilemez derken kullandığımız paha sözcüğünü Özbek Türkçesinde baha şeklinde telaffuz ederler. Aynı zamanda Türkiye Türkçesindeki bazı B'ler de P olur arkadaşlar. Örneğin bizim bıçak şeklinde telaffuz ettiğimiz kelimeyi Özbek Türkçesinde piçak şeklinde telaffuz ederler. Dokuzuncu özelliğimize geçelim. Türkiye Türkçesinde ön seste bulunan bazı B'ler Özbek Türkçesinde M sesiyle karşılanır arkadaşlar. Örneğin biz men derken Özbek Türkçesinde men denir. Biz bin derken bu Özbek Türkçesinde min şeklinde telaffuz edilir. 10. özelliğimize geçelim. Türkiye Türkçesindeki kelime başı D'leri Özbek Türkçesinde T sesiyle telaffuz edilir. Örneğin biz 9 derken onlar tok kız, biz dil derken onlar til derler. Konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola.